düşmanlık, düşmanı askerliktir. Şu sivilleri için bir gün başsağlığı dilerdiniz. Haysiyetsizler! Haysiyetsizler! Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. İyi akşamlar değerli izleyenler. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Ana haber bülteninde gelişmelerle karşınızdayız. Şanlıurfa ve Adıyaman'ı depremin ardından sel vurmuştu. Sel felaketinde can kaybı yükseliyor. Şanlıurfa'da 14, Adıyaman'da 2 kişi sel nedeniyle hayatını kaybetti. 4 kayıpsa aranıyor. Deprem bölgesinde yaşanan sel felaketinde can kaybı yükseliyor. Şanlıurfa'da 14, Adıyaman'da 2 olmak üzere 16 kişi hayatını kaybetti. İki kentteki 4 kayıp aranıyor. 6 Şubat depremlerinde yıkılan Şanlıurfa ve Adıyaman bu kez sele teslim oldu. Şanlıurfa ve Adıyaman'da sel felaketi yaşandı. Giderek şiddeti artan yağış cadde ve sokaklarda su baskınlarına neden olurken ana arterleri de adeta göle çevirdi. Sel suları önüne ne kattıysa sürükledi. Yüzlerce araç sürüklendi. Bazı vatandaşlar sel sularına kapıldı. Yol ve caddeler nehir gibi aktı. Bunun üzerine ekipler harekete geçti. Sele kapılan vatandaşlar için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler vatandaşların da yardımıyla yüzlerce kişiyi kurtardı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi de bölgeye giderek çalışmaları takip etti. Sel en büyük hasarı Şanlıurfa'da bıraktı. 6 aylık yağışın bir günde düştüğü kente 14 kişi hayatını kaybetti. Adıyaman'da da sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti. Söz konusu kentlerde kayıp ihbarları da var. 4 kayıp için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan sağanak yağış Elazığ ve Diyarbakır'da da etkili oldu. Elazığ Maden'de istasyon köprüsü ulaşıma kapatıldı. Diyarbakır'da ise 1950 çadırda yaşayan 450 depremzede tedbir amacıyla geçici süreliğine Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, afet acil durum yönetimi ve insani yardım temasıyla düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde konuştu. 6 Şubat'taki depremler sonrası desteklerini esirgemeyen Türk dünyasına teşekkür etti. Türk Devletleri Teşkilatı Ankara'da toplandı. Afet acil durum yönetimi ve insani yardım temasıyla olağanüstü zirve düzenlendi. Zirvenin açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Türkiye'de 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin ardından bugün afet acil durum yönetimi ve insani yardım temalı olağanüstü zirvemiz vesilesiyle bir araya geldik. Zirvenin düzenlenmesi için çağrıda bulunan Can Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'e şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. 6 Şubat'ta yaşanan depremleri hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, destek gönderen Türk devletlerine teşekkür etti. 6 Şubat'ta yaşadığımız depremlerin şiddeti ve yol açtığı yıkımın büyüklüğü üzerine uluslararası yardım çağrısında bulunduk. Türk dünyası yardıma ilk koşanlar arasında yer aldı. Acılar paylaşıldıkça azalır anlayışıyla en zor anımızda bir yalnız bırakmadınız. Arama kurtarma ekipleriniz birçok vatandaşımızı yeniden hayata bağladı. Kurduğunuz sahra hastaneleriyle yaralılarımızın tedavisine yardım ettiniz. Gönderdiğiniz ata yadigarımız çadırlar vatandaşlarımıza yuva oldu. Aziz milletimiz bu desteğinizi hiçbir zaman unutmayacaktır. 20 Mart'ta Uluslararası Bağışçılar Konferansı düzenleneceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, afetler ve etkileriyle mücadelede işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Birleşmiş Milletler 16 Şubat'ta Türkiye için acil yardım çağrısı yayınladı. Avrupa Birliği Komisyonu ve dönem başkanı İsveç tarafından 20 Mart'ta
Uluslararası Bağışçılar Konferansı düzenlenecek. Bu uluslararası yardım faaliyetlerine de destek vereceğinizden şüphe duymuyorum. Afetler ve etkileriyle mücadelede çok taraflı işbirliğimizi artırmamız gerektiği aşikardır. 14 Mayıs'a sayılı günler kaldı. 28. dönem milletvekilleri ve Cumhurbaşkanı belli olacak. AK Parti'den bu konuda bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimlerinde aday olması yönünde milletvekilleri grup kararı aldı. Türkiye 2023 seçimlerine hazırlanıyor. Tarihin en önemli seçimlerinden biri olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri 14 Mayıs tarihinde yapılacak. Takvimin netleşmesiyle birlikte heyecan arttı. Siyaset arenası bir kez daha hareketlenmeye başladı. Millet İttifakı'nda nihayet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkacak isim belirlendi. İYİ Parti lideri Meral Akşener tarafından önce veto edilen ardından kabul edilen aday CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Bu kapsamda adayların seçim çalışmaları başladı. Gelişmeler devam ederken pusulada yer alacak 5 isim de belirlendi. Son haliyle pusulada yer alacak isimler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan ve Doğu Perinçek olarak açıklandı. Seçim takvimi işlerken mecliste de Cumhurbaşkanı aday gösterme süreci başladı. AK Parti'de Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için milletvekillerinden imza toplamaya başlandı. Bu kapsamda AK Parti milletvekilleri Grup Başkanı İsmet Yılmaz başkanlığında bir araya geldi. Toplantıda Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı alındı. Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili seçiminin 14 Mayıs 2023 Pazar günü. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda da 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılmasına karar vermiştir. Anayasanın 101. maddesine göre, Cumhurbaşkanı seçimi kanunun 7. ve 8. maddesine göre, siyasi partiler kanunun ilgili maddesi 27. maddesine göre ve Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti Grup İç Yönetmenliğine göre, Cumhurbaşkanımız AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bugün AK Parti grubu tarafından Cumhurbaşkanı adayımız olarak bildirilmesine grup toplantısına katılan bütün milletvekillerinin oy birliğiyle karar vermiştir diyoruz. Milletimiz için hayırlı uğurlu olsun. Allah milletimizin de Sayın Cumhurbaşkanımızın da yolunu bahtını açık eylesin diyorum. Daha güzel günler inşallah Türkiye için olacaktır diyorum. Bu kararla birlikte Erdoğan'ın AK Parti'den Cumhurbaşkanı adaylığı resmileşmiş oldu. AK Parti'de milletvekili aday adaylığı başvuru süresi 22 Mart akşamına kadar uzatıldı. 3 günde 3000'den fazla başvuru aldıklarını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, bu rağbeti gördüğümüz için tarihleri esnettik diye konuştu. Üç günde 3000'den fazla başvuru alındı, süre uzatıldı. AK Parti'de milletvekili adayı olmak isteyenler 22 Mart'a kadar başvuru yapabilecekler. AK Parti'de milletvekili adaylığı için başvuru süreci 22 Mart çarşamba saat 17'ye kadar uzatıldı. Açıklamayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz yaptı. Yavuz çok fazla müracaat olduğunu vurguladı. 81 ilde başvuruların devam ettiğini ifade etti. Ali İhsan Yavuz yaptığı açıklamada sürenin uzatılma nedenlerini sıraladı. Yavuz, yığılmalar nedeniyle zorlanıyoruz. Daha fazla sayıda gelecek müracaatları da öngörmemiz sebebiyle illerimizde ve burada zorluk yaşanmasını istemiyoruz. Bu karara bağlı olarak temayül yoklamasının tarihi de değişti. Teşkilat temayül yoklamamızı 25 Mart Cumartesi günü 10 ila 16 saatleri arasında yapacağız. 3 günde 3000'i aşan bir başvuru söz konusu. Bu rağbeti gördüğümüz için tarihleri esnettik ifadelerini kullandı. Müzik.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu cumartesi günü HDP'yi ziyaret edecek. Görüşme tarihi ise manidar 18 Mart, yani Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümüne denk geliyor. Kemal Kılıçdaroğlu 18 Mart'ta terörün siyasi destekçisi HDP'yi ziyaret edecek. Görüşme günü için 18 Mart, yani Çanakkale Zaferi'nin kutlandığı günün seçilmesi dikkat çekti. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 18 Mart cumartesi günü HDP'yi ziyaret edecek. Kılıçdaroğlu eş genel başkanlar Mithat Sancar ve Pervin Buldan'la görüşecek. HDP Genel Merkezi'ndeki görüşmede HDP'nin 11 maddelik talepleri ele alınacak. Kılıçdaroğlu HDP'den destek isteyecek. Ancak ziyaret için seçilen tarih dikkat çekici. 18 Mart, yani Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü. Bu tarihin özellikle seçilip seçilmediği merak konusu oldu. HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun düzenleyeceği ziyarete ilişkin konuştu. Beştaş, 2023 seçimleri için aday çıkarıp çıkarmayacağımızı, Kılıçdaroğlu'nu destekleyip desteklemeyeceğimizi görüşme sonrası açıklayacağız, dedi. Öte yandan CHP-HDP görüşmesi Millet İttifakı'nın 6 Mart toplantısına dayanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasının hemen ardından HDP eş genel başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, kendisini görüşmeye bekliyoruz, demişti. Kılıçdaroğlu bu çağrıyı karşılıksız bırakmamış, elbette HDP'yi ziyaret edeceğim, HDP'yi ziyaret etmemde ne sakınca olabilir açıklamasını yapmıştı. Millet İttifakı'nın bileşenlerinden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener söz konusu görüşme planı hakkında CHP HDP ile görüşebilir ama masaya asla getiremez, demişti. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olan vatandaşlara yönelik açıklamalarda bulundu. Buna göre 75 ülke ve 156 temsilciliğin ardından 15 ülkede daha sandık kurulacak. Türkiye seçime hazırlanıyor. Seçim tarihi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile 14 Mayıs belirlendi. Partilerin seçim çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Deprem bölgesinde bulunan vatandaşlar kaldıkları geçici konutları bildirerek istedikleri şehirde oy kullanabilecek. Öte yandan 75 ülke ve 156 temsilcilikte vatandaşların oy kullanabileceği tespit edilmişti. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. 14 Mayıs seçimleri için 15 ülkede daha sandık kurulacak, dedi. 75 ülke, 156 temsilcilikte vatandaşlarımızın oy kullanabileceği tespit edilmiş olup, 2018 yılında yapılan seçimlere ilaveten, bu yıl yapılacak olan seçimlerde 15 yeni ülkede daha sandık kurulması gerektiği tespit edilmiş olup, bu ülkeler Afganistan, Belarus, Brezilya, Estonya, Fas, Karadağ, Kore Cumhuriyeti, Libya, Litvanya, Malezya, Nijerya, Pakistan, Portekiz, Slovakya ve Tanzanya olarak belirlenmiştir. Ayrıca kurulumuz bugün yapmış olduğu çalışmalarda sandık kurullarının teşekkülüne ilişkin ilke kararlarını belirlemiştir. Ayrıca belirtmiş olduğumuz 75 ülke ve 156 temsilciyle ilaveten vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları yerleşim yerlerinde de sandık kurulmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Deprem felaketinin ardından hükümetin hazırladığı bir düzenleme daha meclisten geçerek yasalaştı. Afet yeniden imar fonu kurulmasına ilişkin yasayla afet bölgesi ilan edilen alanlarda imar, alt ve üst yapı çalışmaları için gerekli kaynağın sağlanması amaçlanıyor. Deprem felaketinin ardından kentsel dönüşüm yeniden gündeme gelmişti. Fay hatları üzerinde bulunan başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde kentsel dönüşüm için gerekli finansman sorunu da tartışma konusu olmuştu. İktidar, afet yeniden imar fonu kurulmasına ilişkin yasa teklifi hazırladı. O teklif dün Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmeler sonrası kabul edilerek yasalaştı.
Kanuna göre doğal afetler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen alanlarda imar, altyapı ve üst yapı çalışmaları için gerekli kaynağın sağlanması, yönetilmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşların aktarılması amacıyla afet yeniden imar fonu kurulacak. Fon deprem bölgesindeki çalışmaların hızla tamamlanması için kaynak sağlayacak. Başta Kahramanmaraş depremleri olmak üzere bütün afetler için kalıcı hale getirilecek. Bağış, yardım ve hibeler afet yeniden imar fonunda toplanacak. Fonun yönetim kurulu Hazine ve Maliye Bakanı Başkanlığında, Çevre, Enerji, Tarım, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlarıyla Strateji ve Bütçe Başkanı'ndan oluşacak. Yönetim kurulu fondan kaynak aktarımı yapılacak projeleri aktarılacak kaynak tutarını ve harcama programlarını belirleyecek. Fonun yapısı ve işleyişine ilişkin usul ve esaslar fon tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek. Fona kurumlar vergisi uygulanmayacak. Kurumun görevleriyle ilgili faaliyetlerinden elde ettiği gelirleri dolayısıyla iktisadi işletmede sayılmayacak. Kahramanmaraş depremleri 11 ili yıktı, binlerce vatandaş yaşamını yitirdi. Şehirlerin yeniden inşası için hummalı çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda AK Parti'nin 94 belediyesi deprem bölgelerinde görev yapıyor. Türkiye 6 Şubat'ta asrın felaketi olarak nitelendirilen depremleri yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 şehrimizi birden etkiledi. Büyük yıkımların yaşandığı illerimizde binlerce canımız hayatını kaybetti. Bir yandan depremin yaraları sarılırken diğer yandan da şehirlerimizin yeniden inşa sürecine başlandı. AK Partili belediyeler Hatay'ın yeniden inşasında büyük rol oynuyor. Bu kapsamda AK Partili diğer belediyeler depremden etkilenen illeri ayağa kaldırmak için harekete geçti. Depremin olduğu ilk günden bu yana yıkımın daha çok yaşandığı Hatay ve Kahramanmaraş'ta çalışmalarını yürüten AK Partili belediyeler, şehirlerin altyapısından depremzedelerin ihtiyaçlarına kadar seferber oldu. Öyle ki diğer şehirlerin belediyeleri depremden etkilenen illerle eşleştirildi ve koordineli bir çalışma içine girildi. Yol aç, yol aç. Bu kapsamda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, depremde en çok etkilenen Hatay'la 94 AK Partili belediyenin kardeş ilan edildiğini duyurdu. Bu belediyelerin başındaysa Konya, Bursa, Kocaeli, Denizli, Sakarya, Afyonkarahisar, Isparta, Nevşehir, Rize, Tokat, Yalova ve Yozgat belediyeleri geliyor. Özhaseki, kardeş belediyelerin Hatay'da hayat normale dönene dek çalışmalarını sürdüreceğini belirtti. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü görevini yürüten Doktor Fatih Kurt siyasete ilk adımını attı. Görevinden istifa eden Kurt, AK Parti milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu. 1,5 senede bitirdik. AK Parti'de milletvekili aday adaylığı başvuru süreci devam ediyor. Erzurumlu Doktor Fatih Kurt'a aday adaylığı için başvuruda bulundu. AK Parti milletvekilliği aday adaylığı başvuru süreci yaşanan yoğunluk nedeniyle uzatılmıştı. Milletvekili aday adayı olmak isteyenler için süreç 22 Mart'a kadar devam edecek. Erzurum'da da süreç hummalı bir şekilde işliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü görevini yürüten Fatih Kurt da siyasete ilk adımını attı. Kurt, milletvekili aday adaylığı için görevinden bugün istifa etti. Görevinden ayrılan Fatih Kurt, AK Parti Erzurum İl Başkanlığı'na giderek milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu. Doktor Fatih Kurt başvurusunun ardından açıklama yaptı. Türkiye yüzyılına dikkati çekti. Bir siyaset insanımıza, milletimize, ülkemize hizmet etmek için önemli bir mecra. AK Parti iktidarları hamdolsun ülkemizin son 20 yılında ülkemizin geneline ve özellikle şehrimize çok büyük hizmetler ve yatırımları getirdi. Şimdi yeni bir süreç. Türkiye yüzyılının başlangıcındayız. Dolayısıyla böyle bir süreçte ve dönemde bir nefer olarak bu büyük hareketin bir ferdi olarak ülkemize, şehrimize hizmet etmek için buradayız. Farklı görevlerde milletimize önemli hizmetler yapmayı Cenab-ı Allah bize lütfeyledi. Farklı sorumlulukların altında önemli hizmetleri yapmak nasip oldu. Artık bundan sonra farklı bir mecrada Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemize, milletimize, şehrimize hizmet etme arzusu içerisindeyiz. Erzurum'da
Erzurum'un Oltu ilçesinde faaliyette olan tuğla fabrikası her yıl sezonu Nisan başı gibi açıyordu. Ancak bu yıl tarih öne çekildi ve fabrika üretime başladı. Çünkü üretilen tuğlalar deprem bölgesine gönderilecek. Oltu Tuğla Fabrikası depremzedeler için erken işbaşı yaptı. Erzurum'un Oltu ilçesinde inşa edilen tuğla fabrikası 2 hafta sonra sezonu açacaktı. Ancak 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi sonrası bu tarih öne çekildi. Fabrika 15 gün önce açıldı. Hayırlı olsun. Hadi. Kadın erkek 100 kişi çalışıyor fabrikada. Önceki yıllarda bir sezonda en fazla 20 milyon tuğla üretiliyordu ancak bu yıl durum farklı. Deprem bölgesine gönderilmek üzere hazırlanan tuğlaların sayısı artacak. Fabrika yönetimi bu sezon kapasiteyi artırarak en az 25 milyon tuğla üretimi yapmayı hedefliyor. İnşallah her sene üretimimiz 20 milyon civarında oluyordu. 100 kişiyle çalışıyorduk. Bu sene kazasız belasız Allah yardım ederse bir 25 milyon düşünüyoruz. Onu da deprem bölgesine katkımız ne olabilirse inşallah iyi olur. Diyarbakır'da bir vatandaş sağanak yağmuru çektiği sırada yolun ortasına yıldırım düştü. O anlar kameraya an be an yansıdı. Olayda neyse ki olumsuz bir durum yaşanmadı. Diyarbakır'da yolun ortasına yıldırım düştü. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Diyarbakır'da sağanak yağış etkili olmaya başladı. Kuvvetli yağışın ardından cadde ve sokaklar kısa sürede yağmur suyuyla doldu. Vatandaşlardan kimisi tedbirini alıp şemsiyesiyle dışarı çıktı. Kimisi saçakların altına sığındı. Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler ise ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar alt geçitlerde ve ana yollarda mahsur kaldı. Yağış devam ederken Merkez Kayapınar ilçesi 75 metrelik yol üzerine yıldırım düştü. Korku dolu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yıldırım düşen alanın o anda boş olması olası bir faciayı önledi. Erzincan'da da şiddetli yağış etkili oldu. Etkili olan yağış ve fırtınanın ardından hortum oluştu ve evlerin çatısını uçurdu. Erzincan'da yağmurdan sonra hortum oluştu. Oluşan hortum evlerin çatılarını uçurdu. Hortum Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Kargın beldesinde meydana geldi. Hortum nedeniyle ortalık adeta savaş alanına döndü. Beldede bulunan bazı evlerin çatıları uçarken demir direkler ve ağaçlar devrildi. Hortum anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Yaşanan hortum olayında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken beldedeki bazı evlerde maddi hasar oluştu. Van'ın Erciş ilçesinde yer alan ve kuş cenneti olarak bilinen Gölağzı Sazlığı'nın büyük bir bölümü yandı. Van'da bulunan Gölağzı Sazlığı yandı. Sazlık göçmen kuşların en uğrak mekanı halindeydi. Kuşları her yıl buraya gelip burada yuva yapıp burada üreyip burada yavrularını besleyip ondan sonra uçup gidiyorlar. Ama maalesef bu yıl bunun eksikliğini hissedeceğiz. Çünkü yuva yaptıkları o büyük kamışta bizim kara kamış dediğimiz mevkinin hemen hemen %90'ı yandı. Yangın gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle çıktı. Çıkan yangında birçok hayvan yanarak öldü. Uçamayan hayvanların birçoğu özellikle maalesef yandı ve öldüler. Köy halkı diğer hayvanların yanmaması için onları yangından uzaklaştırdı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri gitti. Yaklaşık 5 saat süren yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşların çabasıyla söndürüldü.
Bolu'da deprem oldu. Kentte saatler 13.55'i gösterirken 4,8 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Bolulular kendilerini dışarı atarken deprem İstanbul ve Düzce'de de hissedildi. Bolu 4,8 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Sarsıntı İstanbul ve Düzce'de de hissedildi. Depremi AFAD duyurdu. Bolu'da saat 13.55'te 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Çevre illerde de hissedilen deprem yerin yaklaşık 8,13 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntı büyük paniğe yol açtı. Vatandaşlar o korkuyla cadde ve sokaklara döküldü. AFAD Başkanı Yunus Sezer olumsuz bir durumun yaşanmadığını açıkladı. Saha taraması yaptıklarını söyleyen Bolu Valisi Erkan Kılıç ise şu ana kadar gelen herhangi bir olumsuzluk yok dedi. Şu an itibariyle ilimizde herhangi bir can ve mal kaybımız yok. Sadece bir bina ile ilgili olarak kısmi çatlak olduğundan söz edildi. 4,8'lik deprem İstanbul, Ankara ve Düzce'de de hissedildi. Düzce Valisi Cevdet Atay, çocukların paniklediğini belirterek okullarda eğitime bugünlük ara verdik, dedi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da herhangi bir olumsuz durum ihbarının alınmadığını belirtti. Yerli ve milli otomobil TOGG'un ön sipariş süreci bugün başladı. Alıcılar çekilişle belirlenecek. Peki süreç nasıl işleyecek? Kimler nasıl TOGG sahibi olacak? Bu soruların cevabı haberimizde. Türkiye'nin 10 yıllardır süregelen otomobil hayali gerçek oldu. Vatandaşlar yerli ve milli otomobil TOGG'a kavuşuyor. 953 bin lira başlangıç fiyatıyla satışa sunulan TOGG'un ön sipariş süreci başladı. Ön ödeme 60 bin lira olacak. Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı TOGG T10X, çekiliş yöntemiyle belirlenecek, yıl boyunca kullanıcılarına teslim edilecek. 2023 yılı içinde T10X sahibi olmak için çekilişe katılmak isteyenler togg.com.tr veya Apple Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan TrueMore uygulamasından akıllı cihaz konfigüratörüne girip cihazın donanım özelliklerini, teknik verilerini ve model fiyatlarını inceleyebilecek, diledikleri T10X versiyonunu seçip istedikleri gibi yapılandırabilecek. Kullanıcılar seçtikleri versiyonun tasarımını Türkiye'nin renkleriyle 360 derece döndürerek inceleyip dış renk seçeneğine karar verebilecek. Dış rengi belirleyen kullanıcılar bir sonraki adımda T10X'in jant seçenekleri arasından seçim yapıp iç tasarımı keşfetmeye geçecek. Kullanıcılar T10X'in geniş hacimli iç tasarımını yakınlaştırarak veya daha geniş bir açıdan görebilecek. Sonrasında da diledikleri opsiyonel donanımları ekleyip lansmana özel avantajlı donanım paketlerinin detaylarına göz atabilecek. Konfigürasyonu tamamlayan kullanıcılar özet sayfasında detayları inceleyip son kontrollerini yapma imkanına sahip olacak. Son olarak ödeme aşamasına geçilecek. Bunun için ön sipariş sözleşmesinin incelenip onaylanması gerekecek. Eğer kullanıcının daha önceden kurulu bir TrueMore e-cüzdanı varsa ve 60 bin lira bakiye yüklenmişse, ön ödemeyi tamamlayarak çekilişe katılma hakkı kazanacak. Eğer uygulamayı yeni yüklediyse, TrueMore e-cüzdanını oluşturup 60 bin lira bakiyesini yükledikten sonra ön ödemeyi tamamlayarak çekilişe katılma hakkı elde edecek. Ön sipariş dönemi kapandıktan sonra dijital çekiliş 28 Mart tarihinde noter huzurunda çekilecek. Çekilişe katılacak kullanıcıların sıralı listesi çekiliş öncesinde TOGG tarafından yayınlanacak. Çekiliş sonlandığında kazanan kullanıcılar akıllı cihazlarının teslimat tarihi geldiğinde ön ödeme tutarı düşülmüş bir şekilde kalan ödemelerini yapacak. Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek. Teslimat tarihini belirlerken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemiyle kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak. Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise kullanıcıların TrueMore e-cüzdanlarına ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak. İn-
insanlığın sel sularıyla birlikte sürüklendiği görüntüleri dün ekranlarınıza taşımıştık. Yaşlı bir adam sel sularına kapılmış bir vatandaşa yardım etmek yerine cep telefonuyla kayıt almayı tercih etmişti. Neyse ki o yaşlı adam son anda kurtarıldı. Kendisine uzanan eli tutmak yerine cep telefonuyla kayıt almayı tercih etti. Yaşlı adamla birlikte insanlık da böyle sürüklendi. Neyse ki yaşlı adam son anda kurtarıldı. İç acıtan görüntüler selin vurduğu Şanlıurfa'dan. Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sele dönüştü. Sel suları önüne ne kattıysa sürükledi. 63 yaşındaki Reşat Ayva da sel sularına kapıldı. O sırada bir vatandaş kayıttaydı. Yaşlı adam yanına yaklaştığı anda elini uzatıp yardım istedi ama şahıs video çekmeye devam etti. O yardım elini uzatmadı. Eleştirilerin odağı oldu bu görüntüleri kayda alan şahıs. Tepkiler çığ gibi büyüdü. Neyse ki Reşat Ayva'nın sonu bu video kadar hazin olmadı. Yaşlı adam 2 kilometre sürüklendikten sonra gençler tarafından kurtarıldı. Günün ama kimse gelmedi. Bana yardım edin. Evet, kimse gelmedi. Kamera çekildi beni. Telefonum. Doğuştan engelli olan el ve ayakları yara bere içinde kalmıştı. Önce hastaneye kaldırılarak tedavi edildi, ardından da evinde dinlenmeye çekildi. Ameliyat evet. Başardım. Pelatin içinde. Yani ben ölümden durdum. Malatya'da ağır hasarlı bir bina daha çöktü. Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 7 katlı bina çöktü. Neyse ki can kaybı yok. Malatya'da depremde hasar alan bir bina kendiliğinden çöktü. Olay Malatya'nın Battalgazi ilçesi Hüseyin Bey mahallesinde meydana geldi. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde binanın kolonlarında kırılma meydana gelmişti. Kolonları kırılan bina kendiliğinden çöktü. Ekipler çöken binada incelemede bulundu. Ekiplerin yaptığı incelemede enkaz altında kimsenin bulunmadığı belirlendi. Çöken binada MHP İl Başkanlığı'nın yanı sıra Ülke Ocakları ve MHP Yeşil Yurt Başkanlığı'yla dükkanların bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri caddeye giriş ve çıkışları kapattı. Yıl boyunca birçok kez zam uygulamasına gidilen motorine indirim geliyor. 15 Mart gecesi gelen 71 kuruşluk indirimin ardından yarından itibaren bir indirim daha olacak. İndirimin 1 lira 34 kuruş olması bekleniyor. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın akaryakıt sektörlerindeki etkisi devam ediyor. Bir yılın geride kaldığı savaş nedeniyle inişli çıkışlı devam eden akaryakıt fiyatları sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol hafta boyunca 80 dolar seviyesinde seyrediyordu. 16 Mart itibariyle 74 dolar seviyesine geriledi. Bu kapsamda 15 Mart gecesi motorin grubunda 71 kuruşluk indirim oldu. Gelen indirimle birlikte depoda 45 lira fark yaşandı. Uzun süre sonra gelen indirim haberi sürücülerin yüzünü güldürdü. Hafta bitmeden yeni bir indirim haberi daha geldi. İndirim 17 Mart'tan itibaren geçerli olacak. Motorin grubunda 1 lira 34 kuruş indirim yapılacak. Benzin grubundaysa yine herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Öte yandan İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 20 lira 88 kuruştan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20 lira 48 kuruştan satılıyor. Kolombiya'da bulunan 3 kömür madeninde patlama meydana geldi. Yaşanan patlamalarda 11 madenci yaşamını yitirdi, 10 madenci ise kayboldu. Kolombiya'da 3 ayrı kömür madeninde patlama meydana geldi. Yaşanan patlamalarda 11 madenci hayatını kaybederken 10 madenci ise kayboldu. Tatausa kasabasındaki kömür madenlerinde patlamalar yaşandı. Patlamalarda 11 madenci hayatını kaybetti. Patlama yaşanan madenlerde 10 kişi ise mahsur kaldı. Mahsur kalan 10 kişi için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Yetkililer 10 madencinin kurtarılması için aralıksız çalıştıklarını açıkladı. Öte yandan haberi alan madenci yakınlarının çevredeki endişeli bekleyişi sürüyor.
Bu haberle ana haber bültenini noktalıyoruz. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle iyi akşamlar diliyoruz.